Merhaba herkese, Tıraş Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi, yalası en son pusuya düşürmüştük. Yani daha kalabalığız, güzel bir bölümlerimiz var. Onun ordusu da orta seviye, sanki bana yenerim gibi geliyor ama destek birliklerinin nereden geldiği falan da çok önemli. Bakalım, bir savaşa gelelim de otomatik savaşın sonuçlandırma zaten yenilgi diyor. Bakalım. Okey. Şimdi destek birlikleri biraz garip bir yerden geliyormuş. Yalası buraya doğru gidiyor. O destek birlikleri olmadan bu savaşı başlatmak ne derece makul olur onu düşünüyorum. Yani arkaya dizilmiş durumda bunun şeyleri. Menzili birlikleri. Onları indirmek Loki diye fena olmaz aslında ama. Dur bakayım. Bu savaşı bir yere sıkıştırabilmem gerekiyor benim. Böyle bir şey yapmak istiyor isem. Çünkü okçularıma ulaşmamalarını isterim. Arada sadece 3 tane mi okçum varmış benim ya? Şunlar okçu değil. Şöyle bir bakayım yakından da. 2 tane mühimmatları var aynen. Bunlar hiçbir okçu değil. 3 tane okçum var ya. Şöyle bir bakıyorum da. Paris'in ortası gibi değil bu. Evet, destek birliklerini beklemek fena olmayacak. Pusuya düşürdüm diye lök diye dalmayayım. Travmatik bir Skarbren savaşı geliyor aklıma. Şey, Eltarin seferinde öyle bir saçmalık yapmıştım da şu an yine aynı şeyi yapmayayım. Gerekirse kaçsın. İşte gerekirse bana saldıracaksa normal arada savaşı yapalım ama şu an bu orduyla bu ordu birbirine girerse ben karlı çıkmayabilirim oradan. O yüzden ben efendi gibi. Hatta savaşı şurada yapabilirsek mesela şahane olur benim adıma. Okey, şuraya dizilin arkadaşlar. Yakın dövüş bir yerleri öne gelsin. Okçular arkada dursun. Hector sen daha da arkada dur. Okey, başlayabiliriz. Hatta görecekse görsün beni. Hatta beni görmeden önce destek birliklerim gelmez galiba. Destek birliklerim. Sevgili destek birliklerim. Beni hala görmediği için savaş başlamadı mı? Ya beni hareket etmez göreceğini varsaymıştım ama tepenin arkasında kaldığım için göremedi. Hala pusu vaziyetindeyim ben şu an. Hadi gör artık. Beni göremediği için destek birliklerim de gelmiyor. Heh, şimdi oldu. Peki ne yapıyor? Evet, okey. Geri dönüyor galiba. Güzel. Gelin arkadaşlar buraya. Şöyle yaparsak. Sizi şöyle dizersek, siz de onların arkasına dizersek, siz de arkaya çağırırsak, bakalım ne oluyor galiba geliyor üzerime değil mi yani? Evet, korkup kaçmıyor. Benim ordum onlardan sonra gelecek gibi bir durum söz konusu ama dur bakayım. Ona bir önlem almak icap edebilir. Tamam. Siz kontrol 1'siniz o zaman. Bu saatten sonra siz kontrol 2'siniz. Kontrol 2'nin yakın dönüş yerleri şöyle gelsin. Menzilleri şöyle gelsin. Komutanları arkada dursun. Kontrol 1'in yakın dönüş yerleri şöyle gelsin. Ya bir şey saçmaladı. Ya ne oluyor? Hayır siz yine... Bir dakika tamam sıkıntı yok. Kontrol 1'siniz. Siz şöyle dizileceksiniz. Siz üçünüz şöyle dizileceksiniz. Hector zaten burada. Tamam. Şuradan dolaşıyorlar diye baktım da yok ya. Tamam, menzili birliklerini de zamanında yerlerini aldı gibiler. Güzel, taramaya başladık. Onlar da bizi ufaktan tarıyor ama. Etrafından dolaşmaya çalışan var mı diye bakıyorum. Kimse yok gibi, her şey yolunda gibi şimdilik. Buradaki yakın dövüş bir yerleri zaten
son derece elit oldukları için kolay kolay kaybetmezler. Buradakiler de yani onlarınkinden daha kötü. Tamam, okla okla alırız onları da herhalde. Okay, sen şuraya gel dostum. Şu okçuların üstüne onu yollamak istiyorum çünkü. Sen şunları çevrelemeye çalış. Sen şunları çevrele. Siz ikiniz şöyle gidin bakalım ne oluyor. Sen boş durma, sen de şunlara, yok şunlara saldır. Gel bakayım sen. Şuraya gitmeye başarırsan süper olur. Neyse arkadan dolaştırması şimdi. Niye yolladı ya? Yanlış adamı seçmişim herhalde. Tamam. Tamam, orada kalabilirsin. Sen oraya gidiyorsun. Sen şunları arkadan al. Hatta sen şunlara git. Sen şunlara git. Bakayım dur bakayım. Şurada bir gariplik yapmışım. Şunları saldırmamışım. Tamam, şimdi oldu. Burada tabii uzun süre dayanamayacak benim birlikler ama sen o tarafa oklayabilirsen süper olur aslında. Şunu da boş bırakmışız. Sen yok, sen oraya dalma. Sen bunları arkadan çevir, çevrele. Buralar düşecek ya. Dur bakayım. Sizi o tarafa saldırsam daha iyi olacak arkadaşlar. Onların peşindesiniz değil mi? Devam edin arkadaşlar. Niye duruyorsunuz? Mal mısınız? Oradakiler kuruldu. Sen şunlara saldır. Siz onlara değil de şu tarafa gelebilir misiniz diyeceğim dedim. Bunların şey, menzili dar değil mi? Neyse, kim olursa ona saldır o zaman. Senin yakınca bir şey girmem, bir garip olmuş orada. Yani şunlara saldır. Buradaki arkadaşlar bayağı iyi dayandı ya. Helal olsun diyorum. Siz orada... Oo, yakalamışlar. Nice. Hadi başarabilirsiniz siz de. Buradaki müşkenleri dayanıyor. Sıkıntı yok. Sağ tarafta Iolaos da desteğe geldi. Hoş olmadı. Şunlara bir arkadan saldır bakalım ne olacak. Şurada mimarını kullanmamış çok kişi var. Siz şuraya geçseniz aslında bayağı iyi performans sergilerseniz. Bir süre daha dayanacak gibi o kanat ya. Dur bakalım. Şöyle bir istersen. Abi siz ciltçileri mi kaybettiniz az önce, bana mı öyle geliyor? Hatta siz direkt Iolaos'a saldırın. Sağ kalamasın. Nerede o? İşte şurada sarı kafa. Order! Order! Okay, bu taraftaki aslında o adamın birlikleri de bayağı iyi performans gösteriyor ya. Hakkını yiyemem yani. Sıkıştırın abi. Iolaos ölmesin. Ölsün pardon. Hayatta kalmasın. Kaçmaya çalışıyor ama. Ölüyor muydu? Birisi vurdu ona, gördüm. Oğlum bırakmayın adamı. Savaşın diğer kısmını da izlemek istiyorum ama bir yandan Iolaos'un ölmesini de görmek istiyorum. Bu tarafta ne var? Siz şu tarafa dönün arkadaşlar. Güzel vurdular onu arkadan öyle ya. Orada bir iki kişi kaldı, bir Iolaos kaldı, bir tane de... Kolu mu kopmuş onun? Yok. Bir Iolaos kaldı. Bir kişi kaldı ve o da kaçacak değil mi ya? Gerçekten mi yani? Savaş kıran kırana devam ediyordu ama şunları yeni bu tarafa döndürdüm ya. Uzun süre hayatta kalamazlar. Ulan Iolaos. Çok şanslısın ya. Çok şanslısın ya.
slingshot. Onu. Hızı 21. Yani yakalayamayız herhalde. Sizin oradaki hoplayı noktayabildiğiniz kadar. Okuyamadı. Şöyle gelin. Şu an yenilenme imkanı olacak mı yolu? Aslında ordusunun bilmiyorum. Galiba olmayacak. Ama ya şey deniz hatlarında nasıl oluyor diyorsun işte. Bütün hiçbir yer dost toprağı olmadığı için bunların. Ama şu an Yolaos'un %10'dan az birimi kaldığı için o birlikte ölüyor mu yani? Herhalde ölmüyor. Bilmiyorum, emin olamadım bak. Güzel kaynak varmış, onu alayım. Neler oluyor? Ha, iç savaş bitti. Nice. The gods have chosen you. To rule over the sacred lands. Under the gaze of Mount Olympus. You have become a true hero. The ruler of the Aegean. Orada yeşil tişört giymiş bir adam vardı. O geç diz çöktü bak. Bir hinlik var onda. Okey, zaten Ege'nin başındaydım. Bir şey değişmedi. Kumpası iptal et. Niye? İptal edin. 60 ne kazanıyorum? 100. Okey, 60 galiba şey ilişki emin değilim ama kaybetmeyelim durduk yere. Okey. Şimdi sevgili Iolaos, hayatta mısın? Vay, hayattaymış ve tazeleniyormuş da. Yani tabii ki şey, let's make war. Pek toprak fetheden bir fraksiyon olmadığı için deniz halkları düşman topraklarda ya da tarafsız topraklarda tazelenmesi normal. Ama şimdi gidip onu bir indirme zamanıdır. Hector'da 21 oldu maşallah. 13-13 mi yapmaya çalışıyordum? Dur, o 13-13 değil, bu 13-13. Evet, güzel bir şey varmış burada. Şunu maksimuma çıkarırsak ne kazanıyorduk? Ya yetişme yuvası. Burada isyan engel. Şunun maksimumu çok güzel ya, gece muharebesi. O yüzden şimdilik 13-13 yapmaya çalışayım. Ondan sonra maksimuma çıkarayım bunları. Okey, tazelenmişiz zaten sanıyorum. Otomatik sonuç rahatlıkla verir bana onu. Sen şuraya bir gel. Sen de şu saldırıyı bir düzenle. Hiç de beklediğim gibi olmadı. Otomatik sonuçlandırma bana rahat rahat verir falan diyordum. Vay arkadaş. Girelim o zaman. Yağmursuzdan fırtınalıya. Full yağmursuz olur mu ya? Okey, full yağmurlu oldu. Ne yapalım artık? Destekleri şuradan geliyor. Şuraya konuşalım şimdilik. Üzerime gelmeyecektir büyük ihtimalle. Bir dakika, benim destek birliklerim hani buradan geliyordu? Niye böyle bir saçmalık oldu ya? Ha, şuradan da destek birliği geliyor. Bu neyin destek birliği? Garnizon mu vardı orada? Ha, dikkat etmedim valla. Neyse, şöyle bir önde açıklık olan bir yere konuşlanmaya çalışayım. Menzil birimler şu tarafa lütfen. Menzilsiz birimler bu tarafa lütfen. Ciddi hasarlar var. Hasarları bir geride tutmayı deneyebilirim aslında. Şu ve şu bayağı hasarlı. Üzerime mi geliyor, bana mı öyle geliyor?
siz şöyle bir dizilin bakayım. Böyle birazcık geride durun. Menziller şöyle buyurun siz. Siz ikiniz de malum en arkada durun. Allah Allah, ne üzerime geliyor acaba? Saldıran birim. Destek birlikleri toparlanmasın diye mi? Birazcık daha geride konuşlanmaya çalışayım o zaman da destek birliklerinin toparlanacak zamanı olsun. Ki olacak gibi ya. Pick your targets. Arada yakın çekim yapıp oyunun güzelliklerinin tadını çıkarmak da ayrı bir zevk tabii. Her zaman yapma fırsatım olmuyor. Bari toparlanırken yapayım dedim. Gerçekten de ciddi ciddi üzerime geliyor. Enteresan. Ya parça parça geliyor. Daha da mallık yapıyor yani. Neredeyse zamanında da herkes yerli yerine ulaştı gibi. Taraftan bir dolanmaya çalışıyorlar gibi, onlara bir dikkat etsem fena olmaz. Hatta şu dördünü şu tarafa göndereyim. Bütün menzili piyadelerinin mühimmatı tükeniyor mu yavaş yavaş? Tükeniyor, herkes ateş ediyor demek ki. Güzel. Ateş etmeyi bıraktılar mı bana mı öyle geliyor, yoksa yağmurdan mı bana öyle geliyor diyeceğim de bıraktılar galiba ya. Dur arkadaşlar, neden şey yapsak, açılı ateş edin desek size, size de, buna diyemiyorum, ha buna da diyebiliyorum. Zırh kral aşık neşik, tamam aşık ateşli zaten. Okey, siz dördünüz şunlara dalın. Şurası çok mu ağaçlık? Yok, burası çimenlikmiş, ağaçlık değilmiş. Öncelikle siz şunları bir indirin, ondan sonra etraflarından dolaştırmaya çalışacağım. Sen o kadar saçma yerlere gitme. Ha, sen şeysin. Sen şuraya gel. Sen orada daha çok işime yararsın. Savaşmayan var mı? Var aslında. Şuraya gir. Şu şekilde dizilirsen yandan yandan mis gibi harcarsın sen onları. Arkadaşı harcama hızım hoşuma gitmiyor ama. Ha, kalkanı varmış küçük de olsa. Peki. Şu hatlar yarılmak üzere yalnız. O hoşuma gitmedi. Tamam, bu taramaya başladı. Sen... Evet, düz dümdüz ateş et. Onlar kaçmaya başladı. Dolayısıyla sanırım siz de şuraya gelebilirsiniz. Şuraya yardımlar, onları bir indirmem lazım öncelikle ama. Gelin siz de şuraya dolaştırayım ya. Karşılıklı bir kaçışma söz konusu. Şimdi oldu. Bak, Iolas yine kaçıyor. Bak, yine güç gelecek beni. İndir onu dostum, hadi.
bir salvo daha halledersin. Son bir salvo daha, hadi. Olmadı. Hadi bir salvo daha. Siz de bir deneyin şansınızı. Bunların mimatı bitti zaten. Şuradakileri kendi başına bırakmayın. Siz de şöyle gelin. Bunlar buraya dolaşmış. Şuraya gelin şimdi. Bir tanecik hızlı gibi mi olsaydı, bir tane savaş arabası falan çok faydası olurdu. İnanılmaz faydası olurdu şu an. Sen onu yakalayamayacaksın. Geri dön. Sizin yakın dövüşünüz nasıl? Fena değilmiş, fena değilmiş. Şunları siz de alın isterseniz. Allah da yerini aldı gibi bunları bir güzel hallederler. Hatta yüz atışı seçin siz direkt. Şurada can sıkma amacında olan bazı birimler var. Sen gel şöyle. Şuraya bir sen müdahale et. Burayı Rattling Gun gibi harcıyorlar ufak ufak. Okey, onların liderliği çöktü. Bu tarafta da liderlik çöktü. Evet, savaş bitti. Güzel. Yanlışlıkla Fire'dan kendi komutanımı öldürmeyeyim de. Ya da %16 indirin. Geri çekildiği için aslında ölecek galiba zaten, değil mi ya? Yine şunu öldürme animasyonunu izleyemedik ya. Güzel hazine. Bitti mi peki? Bitti. My reputation grows. Hatta artık kim bu? Ha şey. İç savaşın bittiğini söylüyor. Okey, şöyle bir bakalım tacın gücü ekranına. Potansiyel taht talibi yok. 213 meşruiyetim var. Meşrutiyet değil, meşruiyet. Bir vasalım varmış peki. Okey. Şu Likyalıların birazcık fazla ama. Güzel. Peki diplomasiye bakayım. Şu an kaç kişiyle savaş halindeyim? Likyalılarla. Efes'le. Güzel. Onlarla barış yapmamış olmak güzel. Kıbrıs'la. Bir de buradaki Frigyalılarla. Tamam. Tamam. Iolaos o zaman yok mu oldu? Fraksiyona gelildi içeriden. Okey. Bir daha Iolaos'la haşir neşir olmamız gerekmeyecek. Güzel. Keşke defeat threat sistemi de olsaydı ya Warhammer'daki gibi. Iolaos'u dövdüm falan ama. Yani ölümlülük var ya bu oyunda. O da mümkün olmazdı tabii. Onun da farkındayım. Şimdi... Sevgili ikinci lordum. Sen de 8 mi oldun? Güzel. Hayırlı olsun. Şunu da al yanına. Hector sen şuraya ulaşamıyorsun değil mi? Maalesef. Orayı direkt bu tur alsaydık güzel olurdu. O zaman madem oraya ulaşamıyoruz kendi topraklarımıza dönelim. Birazcık tazelenelim. Aynı şey senin için de geçerli. Hatta şuraya önümüzdeki tur tekrar uğrayabilirim. Güzel. Paris tarafında ise Prince Paris. Prepared for anything. Şuraya bir uğra. Receive this wine and grant me your favor. Uğrayabildiğin kadar her yere uğra aslında. Şuraya da uğrarsan güzel hareket kabiliyetimiz artar. Yeniden dolma hızı, görüş açısı. Moral önemli değil. Apollon'a uğradık zaten. Burada bakım masrafını azaltabilirim ama o da şu an için çok önemli değil. Sen şimdi pusu vaziyetinde şurada dur. Biraz tazelen diyeceğim ama da bu kadar az tazelenmem beni biraz üzüyor. Medeniyet çöktüğü için debuff mı aldık yine? Evet, ikmali %10 debuff aldık. Babil'in aksine Troya'da öyle ikmali arttıran bir tanrımız da yok.
İkbal'i nasıl arttırabiliriz seninle? Buralarda ikbal'i arttıran bir şeyin var mı? Bakıyorum. İkbal'i arttıran bir şey olduğunu biliyorum da hangisi olduğunu şu an bulamamaktayım. Şu %5 arttırıyormuş ama o çok uzakta zaten. Daha düşük seviyede bir şey yok muydu ya? Şu an ikmal oranı beni gerçekten üzdü. Gerçekten üzdü, üzmedi değil. Yok vallahi, tamam peki. Eyvallah, ne diyelim. I love a challenge. Sen de şuralara uğra. Ardından marşla zihni şuraya gelememişsin. Gelemiyorsun ama yaklaş en azından. Not a chance. Bu kardeşlerimiz Paris'i göremezse şehirlerini terk eder mi? Bilmiyorum. Bunu Trey'e mi götürmem icap ediyor acaba ya? Şehrin içinde daha çok tazelenir ya. Neyse bir düşünürüz bakalım ya, ama yani gelecek tur oraya saldıracak kadar tazelenmiş de olmayacak. Öyle bir sıkıntı var. Sıra ile mi? Parlamaya başladık. Bununla madem bu kadar saygınlığım var senden, meşrutiyet çalmak istiyorum da azmış 15 meşrutiyette, başka ne var? Saygınlığa gerek yok, yeterince var. Onu yerinden almak da çok istemiyorum. Gerek yok. Nüfus, hız, yakın saldırı. İkmal yok mu ya? İkmal yok mu kardeşim ya? Meşrutiyet çalalım bari. Meşruiyet, pardon. Ağız alışkanlığı yeni öğrendim. Yorumlarda bir arkadaş meşrutiyet diyorsun, meşruiyet demen lazım demişti. Ağzımı alıştırmaya çalışıyorum, yanlış biliyormuşum. Ninoe, tehlikede misin? Pek sayılmaz. Geliştirelim burayı. Ya da şunu mu yapmaya çalışıyordum ben buraya? Yani fena olmaz tabii o. İş gücü artışı 2'den 3'e çıkıyor. Ya buralarda dikilecek çok kaynak binası da var aslında ya. Ben şunları dikeyim de o tunç binasını sonradan şey yaparız. Tunç şeyim yok zaten şu an. Acil bir tunç ihtiyacım yok. Volissos tehdit altında mı? Yani biraz altında. Şimdi çok yatırım yapmasam iyi olur oraya. Tamam, altın maltın yatırım yapmak şart oraya ama. Yani. Buranın da 5 olmasını bekliyordum gibi bir his var içimde. Yep. Troya'nın da sanki 5 olmasını bekliyordum. 7 olmasını bekliyorum. Olur bir ara. Ha bir de dur. Utroya'da kaybettiğim şurayı hiç alma teşebbüsünde bulunmamışım. Gidip başkaları almasın saçma sapan şimdi. Sen şurada bir lord basayım da. Bu basılmış mı? Yok, bunlar basılmış. Sen oraya doğru gidersin. Şu zibidiler falan gelip alırsa çok sinirlenirim yalnız gerçekten. Okey. Oysa yapmayacağım dedim yatırım. Efes'te... Sanki bir şey mi bekliyordum ben? Yok, şu an... Şuraları geliştiririm, tamam, sorun yok. Apollonia'yı kaybetmiştim, geri almıştım. Şu an tekrar büyütme çabalarındayım. Ben önce şunu yapayım diye bekliyordum galiba. Galiba şunu yapsam daha iyi olacak. İnşaat maliyetini de düşürüyor. Şu şey kullanmayan lordlarım arasında... Item kullanmayan lordlarım arasında kullandığım bir lordum var mı? Var. Şimdi bir item verelim elimden geldiğince. Güzel şeylerim varmış hatta. Niye
Hector bir şey kullanmıyor diyecektim de. Hector'un özel kalkanı var zaten. Kişiler yep. Şimdi DP'yi mu var bir alması? Hı. Okay. Diplomasi ne durumdaydık? You have a way to go before you. We will win. Efes yakın istemiyorum ben. I've got what it takes. We must be ruthless. Tamam, okay. Şöyle bakıyorum, diplomasi yarayılanlar, saray, tacın gücü, Perseus. Oyunlara ev sahipliği yaparım gerekirse, diğerleriyle barışırım gerekirse. Ha, kötü bir seçenek olmaz aslında. Şuraları bir geri alayım da. Şuralara açılmak gibi bir niyetim yok, buralar mukaddes Eke toprağı olmadığı için. Şurayı almak da kült merkezim yeri. Kült merkeziymiş aslında. Zafer puanı kazandırır. Düşünülebilir. Şuraları bir geri alayım ben de. Bir savaş daha. Ve bir savaş daha. Okey, yeni düşmanlarım nerede acaba? Diplomatik durum. Yakınlarımda yeni bir düşmanım yok galiba ya. Kıbrıslar buraya doğru yayılmış. Peki. Paris. Aslında tazelenmesi şu an makul bir düzeye gelmiş, şöyle bir bakıyorum da. Oraya kalır. Onun oradan çıkması lazım, o kesin. Onun oradan çıkması için ona bir yem uzatmamız lazım. Yorumlara arkadaşlar bunları pusudaki ordunun önünde koymaman lazım dedi. Diğer Total War'larda öyle olmadığında %100 eminim. Bu Total War'da ama çok denedim, test ettim. Gerçekten öyle diyordu arkadaşlar. Onlara güvenmiyor değilim şu an ama kendimi de test etmek istiyorum doğrusu. Ya şu an gelirse ve pusuya düşüremezsem dedikleri gibiymiş. %100 çünkü. Bakalım gelecek mi? Şu an Langer Lungur oraya dalacak halim yok ama sonuçta. Hector tarafında. Bu da güzelce tazeleniyor. Buradaki düşman oraları biraz uzaklaştı. Saldırırsa sadece bu saldırabilir. Onun saldırmasından da bir şey olmaz. Ben doğrusu şuraya doğru ilerlemekte mahsur görmüyorum öyleyse. Hasarlarım ölmeyecek değil mi ya? Aa, yapma ya. Tamam. Orada da 10 kişinin altına düşerse aslında çeşitli bonuslardan faydalanabiliyor malum. 10 kişinin altına düşmek şu anda çekici geldi. 12 kişi zaten. 5 tane bundan var. Sen git. Kaç kişi oldu? 11 mi? Tamam, şunların da ikisini birleştirirsem eğer çeşitli bonuslardan faydalanabilecek artık. karakollara uğramak isterdim ama zaten yeterince duamız bilmem neyimiz var. Sen şöyle gel dostum. %75 pusu başarı ihtimali. Üzerime geleceğini bilmiyorum, zannetmiyorum geleceğini ama yine de pusuya girmem için de bir sebep yok. Valma'yı aldık bu eyaleti de nihayet. Tekrardan güvence altına almış olduk. Valma'da iş gücü artışı veren var. Burada da güzel bir binamız varmış. Okey. Buraları geliştiririz. Valma'da zaten mukaddes Eke toprağı. Şurası değil ama burayı geri almak isterim. Bakacağız. Şu tipleri oradan bir atmak fena olmaz. Müttefiklerimi de rahatlatmış olurum zaten. Hector'un da başka işi yok zaten. Yani Hector'u burada değil de atıyorum Ege'de kullanmayı tercih eder miydim? Ederdim elbette ama yani artık onu Anadolu'yu korumakla görevlendirdiğim için. Peki, bu adam da burayı ele geçirdi. Truva tarafını tekrar güvenceye aldım. İş gücü artışımı yapayım.
Şöyle bakayım. Üretim. Diplomatik ilişkiler. İş gücü artış iyidir ya. Yap şunu da. Ya da onu yapmasan. Şu an tam 5 boş iş gücü var. Ha 7 lazım buna değil mi? Zaten odunum da yetmiyor. Okey. Odun işini nasıl çözebiliriz? Taş satarak çözebiliriz her zamanki gibi. Onu bir sorayım bakayım. Odun çok alan var mı? I am destined to rule. Varmış. Are you an ally bakalım. Or an enemy, Volusian? Özellikle taş istemiyor ama mesela sen bana 300 odun versen, ben de sana 300 taş versem, hayır mı? Çok istiyorsun be dostum. Harbiden yani insaf ama. Neyse, hiç yoktan iyidir. Okay, bir tane takas anlaşmaları var. Gıda ve taş alıyormuşuz. Okay, başka anlaşmaların yanında almışım onları belli ki. İtibarını sarsa yapıyorum. Bunun ihtimalini yükselteyim. Saray elemini kullanarak. Sırada yere ilah. Ha, okay. General atayabiliyorum buraya. Tabii ki Hector'u atayalım direkt. When gods fight, we know our place. Atadığım generalin morali yükseliyor ve ikmali artıyor. Aslında şeye de çok yararmış. Mısır nerede? Aman şey Ege nerede? Paris'e de çok yararmış. Paris'inki mühimmat ve menzilli ölümcülü. Yok bu daha çok yarar Paris'e, sorun yok. Onların lütfunu da maksimum seviyeye çıkarmayı isterim elbette. Okay. Burada çeşitli kaynak binalarımız mevcut. Mevcut olmaya devam etsin. Likya'nın 5 olmasını bekliyorum değil mi? Evet. Troya'da yapmam gereken bir şeyleri yaptım. Ha şunu da kurmuşum bu arada. Bu kurulu. Okay, o iki şehir maksimum seviyede zaten. Troya'ya da bir tane özel bina gelecek sadece. Bir de Perkot'a gelişecek tabii ki. Melisos tehlikede. Mira dursun. Apollon yayınında 5 olmasını bekleyeceğim. Okey. Şimdi yükseltmesi neredeydi? Ha, orası. Tamam, önemli değil. Yani bir genel diplomasi kontrolü bir şey varmış gibi durmuyor. Bir tur. Maksat neydi ya? Hepsini artıya geçirme. Bakalım. Ya da bir bakayım ya dur. Arzava. Artıda. Vilusa. Hayvan gibi artıda. Mira. Yavaş yavaş artıya geçiyor. Karkışa. Bunun artıya geçmesi de bayağı var. Tamam. Bayağı var yani. Geçici bir mutluluk binası yapsam diyeceğim. Artı bir mutluluk veren var başka. Başka da bir şey yokmuş ya. Gene bunu yapmak icap eder. Tamam, ben o maksadı yapmayacağım, yapamayacağım gibi. Yani şunu kapatırsam artı 10 olur. Bakayım diğerleri. Da şeyini kapatırsam artı olur aslında. Başka. Bir de burası var. Her yerin şeyini vergi toplamasını falan kapatmam lazım ki altın falan da var aralarında. Burası zaten biraz zor. Tamam. O neydi? Ha, Miken. Burada bir boş şey varmış aslında. Bir dakika ya. Benim bir özelliğim vardı. Ha, onu kullanmıyorum. Tamam. Yok bir şey. Devam edebiliriz. Abi şu Efes ne kadar iğrenç bir fraksiyon ya. Herif iki tane 20 kişilik ordusu oldu birdenbire. Öyle olmasına karar verdi çünkü yapay zeka. Bir tanesi hiçbir yere gitmedi. Şehre gömülü kaldı. Pusu vaziyetinde olmama rağmen hala. Diğer 20 kişilik ordusunda Volusos'a yolladı tabii ki. Çünkü neden yapmasın ki? Gerçekten tam bir troll bu Efes ya. Bundan sonra Tubor kişileceğim. Neyse efendim, bu bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde artık Efes'in işini bitirmek istiyorum ama hayırlısı bakalım. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Görüşmek üzere.